Hepinize selamlar dostlar. Ben Furkan. Bu güzel yepyeni bir incelem ve tanıtım videosu sizin karşınızda. Arkadaşlar bu güzel de Digimon Coin hakkında konuşacağım. Digimon Coin binası maçlarında bulunan bir pirmanında bulunan bir aslında Web3.0 teknolojisi kendisi benimsemiş bir kripto para projesi. Bugün sizlerle bu kripto para projesinden bahsedeyim gibi. Şu an bir yandan da projenin zaten kendi ön satışları devam ediyor. Şu an projenin bir ön satışları bulunuyor. Bu ön satışından bahsedeceğim. Projenin kendisinden bahsedeceğim ve birkaç tane amaçlarından ve misyonlarından bahsedeceğim. İstersen ben ilk öncelikle projenin kendi hani web sitemi Türkçe'ye çevirdim. Buradaki yazıları ile videomuza başlayalım. Bu arada zaten projenin arka planında projenin web 3.0 örneklerindeki görselleri ve de projenin kendi oyunları dönüyor. Burada oyununu ve projenin kendi oyun görselini zaten bu kısımlardan görmemiz mümkün. Oyun animasyonu veya işte oyun bilgileri, oyunlarla kendisi dünyası. Digimon Coin, Turnirik oyunu. Digimon oynamak ve tutmak için USD kazandığınız blok zinciri tabanlı bir video oyunu. Daha önce görmemiş dijital canavar yaratmak için birleştirme, geliştirin. Kendi canavarınızla savaşın ve diğer oyuncuları riske atın. Çeşitli farklı eğitmenlerle savaşın ve bu bahisleri arttırmak isteyip istemediğinize karar verin. Ne kadar çok oynar ve tutarsanız o kadar çok kazanır ve kazanırsınız olarak buradaki kendi açıklamayı yapmışlar ve de Web3.0 için yapmış bir oyun. Şu an işte bin üzerine şu an bu hani internette veya yenişken coinlerde Metaverse'dir, Web3.0 bunlar çok bilinen kavramlar. Niye bunlar bilinen kavramlar? Biz de şu an bizim kulağımız internet geldi Web 2.0 interneti. Ancak internet şu anda bir sonraki aşamamız Web 3.0 ve de bu tür oyunlar arkadaşlar. Web 3.0 için yapılmış oyunlar aslında. Bu oyunlar şöyle bir şey. Web 3.0 yapılmış oyunlar ve bunlar projeler aslında. İlerleyen zaman Web 3.0 ağı gerçekten çıktığı zaman bu tür projeler de piyasaya çıkacak. Ve biz bu proje eğer ki ilk zamanlarda yatırım yaparsak yani proje ilk yatırımcıdan birisi olursak projenin biraz da aslında ön yatırımcı olduğumuz için çok yüksek oranlarda X yakalayabiliyoruz. Bu aslında gelişmesi bu şekilde. Ya da ama tabii de şu an son zamanlarda scam projeler çıkan yani doğan projeler çıktı. Normal projeler çıktı. Gerçekten Web 3.0 ağını yapacak ve de Metaverse'ü gerçekten hani hakkını verecek projeler çıktı. Bunlar şu elde etmek gerçekten biraz zor ve ben sizlere tabii de bundan bir garanti veremiyorum yani. Sonra bir Digimon Coin gerçek proje olabilir, dolandırıcı olabilir. Bunlara ben bir garanti veremiyorum. Ben size bu web sitesi bir sponsor anlaşma olduğu için size bir hani videosunu yapıyorum. Bunu böyle algılayabilirsiniz. İsterseniz ilk önce token'ın kendisi oyun seçersin ve sözleşme aslında buradan ben girelim. Direkt ben buradan kendim bunu girmek istiyorum. Hemen şuradan bir dakika kendi ekranımı kapadım. Buradan direkt kendime şunları gelme videosu gitsin daha iyi olacaktı ancak direkt buradan bunu girdim. Direkt ben onları açtım yukarıdan bu adresleri. Buradan mesela bu ilk önce açtım projenin ön satış adresleri. Şu an mesela projenin ön satışlarının daha yeni başlamış olması rağmen 13 saat önce birisi 2000 büyük bir yatırım yapmış. Onun için buradan projenin şu anda kendi Digimon coin'lerini görüyoruz. Şu an Digimon coin'lerinin 8 tane holdları bulunuyor. 8 holdları zaten. Projenin kendi iş dağıtımlarındaki insanlar olduğunu söyleyebilirim. Proje 12 günlük proje ancak projenin web sitesine çıkması daha sonra güncellenmesi falan projenin aslında tamamen 4 günlük bir proje olduğunu söyleyebilirim. Onun şu an proje zaten çok çok yeni proje. Hani Twitter'da sen 30 takipçileri bunu çok fazla bir takipçileri falan bulunmuyor. Onun dışında zaten burada ama TRM hesabının ortam olarak hani üyelerim bunu söyleyebilirim. TRM hesabını şu anda hemen üyesine buradan bakalım. Açıldı daha sonra burada arkadaşlar. İşte web sayfanı oraya, Discord'larını yürüyorsun. Buradan işte bütün yerde oraya buradan erişebiliyorsunuz. Şu an burada TRM hesaplarında 42 üyeleri bulunmuş aslında. Çok fazla sayı değil ancak. Projeden yeni proje olduğu için ilerleyen zaman bu sayı artabilir. Burada VIP yapılarını ve de teknik denetim raporlarını buradan görebiliyorsunuz. VIP yapılarını şu anda işte token bilgileri, yıl arası gibi bilgilerini şu an buradan VIP yol vermişler. Yer vermişler yani. Burada token bilgileri, vermiş tokenları ne kadar nereye dağıtacak gibi buradan bütün bilgilerini buradan ulaşabiliyoruz. Buradan mesela 2022'nin 4. çeyreğinde şu an proje 250 bin aktif kullanıcıya ulaşmayı hedefliyormuş. Ama tabii ki de bu 2022'nin sonu için şu an 2020'nin başında proje sadece hani bir şu şey için kendini tanıt adına herkesin tanıması proje için aslında çok çok güzel bir şey olacak. Bu arada şöyle bir şey proje ilk lisans eğer siz projeye bir yatırım yaparsanız %50'si arkadaşlar projenin sistem bandı geri kalan %50'si ise arkadaşlar 20-25 gün içerisinde serbest bırakılıyor yani %50'si TG anında bir diğer kalan %50'si ise 25 gün içerisinde serbest bırakılıyor. Minimum yatırım 0.5 BNB maksimum yatırım ise 3 BNB yatırım yapmak mümkün. Burada ön satış döneminde ne zaman sonucundan bahsetmişler. Aralık ayının başında Kasım ayının sonunda 30 Kasım'da bu proje ön satışta sona eriyor. Buradan 1 BNB'nin karşısında ne kadar DGC alacağınızı buradan görebiliyorsunuz. Burada token yine bilgileri, token kontaklarını buradan görebiliyoruz. Burada Audit sertifikalarını buradan görebiliyoruz. Audit'te şu an bir sertifika bulunuyor. Tech Audit'in buradan sağladıkları bir sertifika. Tech Audit bildiğiniz üzere bu arada bir güvenlik raporu sağlayan bir şirket. Buradan arkadaşlar kendi adında bir güvenlik sertifikası burada almışlar. Bunlar da projenin güvenilir açısından gayet güzel bilgiler. Buradan VIP yapayını görebiliyorsunuz. VIP'ler bu şekilde.
Yine projenin kendi web siteleri oluyor. Web sitem buraya bir denem bahsetmişler. Yani kısaca proje aslında bu şekilde. Projenin şu an elde tuttuğu çok fazla bir kısmı olmadığı için veyahut da web siteleri çok profesyonel olmadığı için bahsetmeye çok fazla bir kısım bulunmuyor hani haliyle. Onun dışında proje bu şekilde gibi. Umarım işinize yarayan videomuştur. Onun dışında başlayacağım çok fazla bir kısım yok. Kendinize bakın. Hoşçakalın.